أنا اسمي عبد الرحيم علي. Adım Abdurrahim Ali. Burada yani Sudan'da dünyaya geldim. Eğitimimin değişik dönemlerini Sudan'da devam ettirdim. Daha sonra 1974 yılında Khartoum Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinden mezun oldum. Sonra Britanya'ya gittim. 1974 ve 1979 yılları arasında Scunthorpe Üniversitesi'nde doktoramı yaptım. Edinburgh'da Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde Arapça hocası olarak profesörlük yaptım. Bu durum 1981 yılında Sudan'a dönünceye kadar devam etti. Sudan'a döndüm ve ilk olarak Sudan İslam Merkezi'nde eğitmen olarak işe başladım. Daha sonra Sudan İslam Merkezi isim değiştirerek Uluslararası Afrika Üniversitesi oldu. Khartoum Üniversitesi'nde de görev yaparken eş zamanlı olarak belli dönemlerde Malezya'da da üniversitelerde hocalık yaptım. Birçok tez yazdım, çok sayıda konferanslara katıldım. Bazıları Türkiye'de, büyük kısmı ise Avrupa'da oldu. İslam fikri, Arapça, dinler arası diyalog, Doğu-Batı ilişkileri gibi konuları kapsayan araştırmalarımla birçok bilimsel sempozyumlara ve uluslararası konferanslara katıldım ve çeşitli tebliğlerde bulundum. Değişik dönemlerde Kur'an ilimleri ve Arapça üzerine dersler vermeye devam ettim. Afrika Üniversitesi'nin müdürlüğünü yaptım. Daha sonra emekli oldum ve Khartoum Uluslararası Arapça Enstitüsü Müdürlüğü yapmaya başladım. Hala bu müessesede görev yapmaya devam ediyorum. Türkiye'den çok değerli ilim adamları gelip bizleri ziyaret ettiler. Hatırladığım kadarıyla 90'ların başında Melih Bey ve Suat Yıldırım Hoca gelmişti. Bu değerli insanlar vasıtasıyla Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin fikirleriyle tanıştık. Gülen hareketini tanıdık ve onlarla iletişime geçtik. Yine 90'lı yıllarda Türkiye ziyareti için davet edildim. Türkiye'ye geldiğimde bu hocalarla Ankara'da buluştum. Kendi şahsi gayretimle Gülen hareketini, bu hareketin misyonunu, vizyonunu, değerlerini ve hareketin amacını anlama ve tanıma imkanı buldum. Zamanla Gönüllüler Hareketi'nin üyeleriyle sürekli olarak diyalog halinde oldum ve Gülen hareketini daha iyi analiz ettim. Türkiye'de birden fazla sempozyuma davet edildim. Bu dönemde Nevzat Savaş ve Mustafa Özcan gibi son derece değerli ve saygın insanlarla bir araya gelmiş olduk. Mustafa ve Nevzat Beylerle zamanla dost olduk. Gülen hareketini tanıyıp böyle insanlarla büyük dostluklar kurduğum için Allah'a şükrediyorum. Bu insanlarla ilk tanışmada göze ilk çarpan güzel ahlak ve iyi alaka, geniş bir ufuk, İslam aleminin durumunu ince ayrıntılarına kadar idrak etme, hedefin apaçık olması dikkat çeken unsurların başında geldi. Ben onlarda çok açık bir hedeflerinin olduğunu ve herkesi kucaklamaya muktedir olduklarını gördüm. İslam alemindeki tüm birimlerle iletişim halindeler. Onlarla gayet iyi anlaşıyorlar. Ayrıca İslam coğrafyası dışında aynen insanlarla ilişki içindeler. Türkiye'yi ziyaretim sırasında eğitim, medya ve sağlık gibi sektörlerdeki müesseselerini gezdim. Özellikle birçok özel okulu, dünyanın değişik yerlerinde eğitim veren yüzlerce okulların olması beni çok şaşırttı. Sadece İslam ülkelerinde veya azınlıkta olan Müslüman coğrafyasında değil, tüm dünyada farklı dinlere mensup ülkelerde de kaliteli eğitim veren, modern binaları olan ve ahlakı esas alan okullar inşa ediyorlar. Türk okulları bu ülkeler için çok önemli bir ayrıcalık. Allah'a şükür bizim de Sudan'ın başkenti Khartoum'da bir Türk okulumuz var. Tabii bu Afrika'da inşa edilen yüzlerce okuldan sadece biri. Bu okul kaliteli eğitimiyle ve öğrencilerine verdiği ilgi ve alakayla tanınıyor. Bu okulun verdiği kaliteli eğitim sayesinde yakın bir zamanda buradan mezun olacak öğrenciler Sudan'ın geleceğine çok önemli katkıda bulunacaklar.
Benim temennim Türk okullarının sayısı daha fazla artsın ve çok sayıda eğitim tutkunu bu okullarda eğitim görme imkanına kavuşsun. Hi, buenos días. Por. El padre. Merhaba. Salut. Excuse me. Shanghai. La madre. Adiós. Bye. Bonne nuit. Lao. You're welcome. Schwarz. Goodbye. Good. Wan'an. Ohayou gozaimasu. El padre. Please. العولمة Küreselleşme birçok manayı içeren bir söylem ve benim takdirimce bu manalardan bazıları iyi alamettir. Ama dünyanın üzerinde ittifak ettiği anlam, hızlı ulaşım, ulaştırmanın kolaylığı, toplumların beraberce hareketleri, işlerde suhulet ki bugün küçük bir çocuk bir başka çocukla dünyanın herhangi bir yerinde internet aracılığıyla çok rahat ulaşıma geçebiliyor. Avusturya'daki bir çocuk, Afrika'daki bir çocukla iletişim kurabiliyor. Bu yeni bir durum ve geçen asırlarda yoktu. Aynı zamanda dünya ticaretine ve kolaylığına da işaret etmektedir. Bu anlamda küreselleşme tam bir tarihi dönüm noktası ve bütün insanlık için bir hayra alamet. Biz de tüm dünyanın bu iyilikten payını almasını istiyoruz. Ama bazen globalleşmeye, mustalah güçlü devletlerin hükmünün tüm aleme şümüllenmesi veya insanları tek bir fikir altında toplama gibi manalar yüklenmekte. Bu iş imkansız olmanın yanında hiç kimse tarafından hüsnü kabulde görmemektedir. Çünkü kültürler arası fark ve fikir ayrılığı çok eskidir ve devam etmelidir. İyi ile kötü arasındaki mücadele devam etmektedir. Bütün insanlık bir çerçeve içine sığdırılamaz. Şunu bilmeliyiz ki, bazılarının zannettiği gibi tarihin sonu gelmedi. Kültürler arası farklılıklar çatışma değil, diyalog olarak tezahür etmeli. Bunu temenni ediyor ve dünyanın buna ulaşacağını zannediyoruz. Diyalogsuzluk gibi bir olguyu savunmak günümüz iletişim çağında anlamsız ve hiçbir millete, hiçbir topluma fayda getirmeyecek bir şeydir. Toplulukların farklılıklarını zenginlik olarak görüp, tıpkı Gülen hareketinde olduğu gibi, bu farklı kutupların bir arada ve birlikte bir amaç için çalışabileceğini düşünerek adımlarımızı ona göre atmalıyız. Korkulan küreselleşme, kültür küreselleşmesi, fikir küreselleşmesi veya kanunsal küreselleşmedir. Mesela aile konusunda belirli bir kanun mecbur kılınamaz. Yani bir aile tanımı bütün milletlere ve kültürlere dayatılamaz. Aynen insanlığın tarifi ve insani değerler bütün milletlere tek tarif altında uygulanamaz. Çünkü insani değerler milletlere ve kültürlere göre değişiklik göstermektedir. Bu çok normal bir şeydir ve devam etmelidir. Uluslararası bazı müesseselerin bu tür şeyleri tüm dünyaya dayatmasını görüyoruz. Dayatılan bu değerlere baktığımızda gelişmiş ülkelerden küçük toplulukların fikir yapısı olduğunu görüyoruz. Fikirlerini tüm dünyaya uygulayabileceklerini zannediyorlar. Tabii bu işte kalkınmamış toplumların cahilliğini ve zayıflığını kullanıyorlar. Bu bir tehlike. Bu, kültürler arası diyalog yerine çatışmaya yol açar. Bu tehlikenin önü alınmalı. Ama işin faydalı kısmı alınmalı. Ki bu ticaret, kültür ve ilimdir. نعم اطلعت على بعض هذه المؤلفات المترجمه طبعا Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin bazı kitaplarını okuma imkanım oldu. Tabii Arapça ve İngilizceye tercüme edilenlerini. Kitaplarında dikkatimi çeken Fethullah Gülen'in asrın bütün problemlerini tespit edip Batı ve İslam kültürlerinin nasıl birbirine karıştığını çok iyi analiz etmesi ve bunun üzerine değerli yorumlarda bulunmasıdır. Ayrıca Fethullah Gülen Hoca Efendi, kitaplarında İslam kültürünü çok iyi anlatıp Batı kültüründen ne derece ayrıldığını ve İslam kültürünün Batı kültüründen üstün özellikler taşıdığını çok iyi açıklamıştır. Yani modern kültüre karşı duruşu akla ve mantığa dayalı bir duruş. Sakin bir şekilde onlarla tartışıyor.
bizim kültürümüzü ve kültürün faziletlerini sunmada soğukkanlılıkla ve heyecana kapılmadan takdim ediyor. İslam aleminde yazılan İslam fikri kitaplarında eskiyi gözyaşlarıyla anma ve eskiyle böbürlenme vardı. Ama Hoca Efendi'nin kitaplarında geçmişin ihtişamı hatırlatılıyor ama o eski de yaşamıyor. Gözünü geleceğe dikmiş. O hayatın her alanında yeni bir geleceği, yeniden dirilişi müjdeliyor. Ayrıca bu iş için çalışıyor da, okullarıyla, müesseseleriyle. İşte bu çok yeni bir şey. Hâzâ şey'un cedîd. Ana ittala'tu ala tarafin min hadha al-juhd. Gülen hareketinin kültürler arası diyalogla ilgili faaliyetlerini hayranlıkla takip ediyorum. Ben bu işin çok az bir bölümüne muttali olabildim. Avrupa'dan ve Amerika'dan Türkiye'ye davet edilen alimler ve meşhur oryantalistlerin olduğu çok sayıda organizasyon düzenlediler. Ama ben bu organizasyonlarda olamadım. Bunun üzüntüsünü yaşamama rağmen bu entelektüel düzeyi yüksek sempozyumlardan da istifade etmeyi ihmal etmedim. Televizyon kayıtlarından ve Türkiye Müslümanlarıyla kontağa geçtikten sonra söylediklerini, bazen Türk Müslüman ailelerle bir arada kalışlarını gördüm. Çok iyi bir ortam olduğunu, hatta bazılarının İslam ve İslam kültürü hakkındaki görüşlerinin tamamen değiştiğini fark ettim. İşte istenen bu. Çünkü kültürler arası diyalog demek, konferanslarda yazılı şeylerin münakaşası değildir. Hala geçmiş tarihinin üzerlerinde bulunan Avrupa ve Amerika insanının vicdanına dokunacak, gözle görülür şeyler ortaya koymaktır. Çünkü o kültürlerde Müslümana karşı neredeyse düşmanlık seviyesinde algılar var. Zannediyorlar ki Müslümanlar saldırgan, her fırsatta hücuma geçecek ve olumsuz şeyler yapacak. O yüzden Müslümanlara karşı dikkatli olunmalı. Bu fikirler Batılı'nın zihninde filmler, kitaplar, şiirler ve reklamlar sayesinde yer etti. Esefle söylemek gerekir ki Avrupa edebiyatı Müslümana karşı korkutmayla doludur. Bu durum yeni bir şey değil ama son dönemlerde zirve yaptı. Yoksa ta Haçlı Seferleri döneminden beri vardı. Ama yeni dönem bazı olaylarla tekrar yenilendi. Bana göre Gülen hareketi farklı fikirlere saygısı, bu fikirlerle uyumluluğu ve esnekliliğiyle Batı ve İslam kültürü arasında bir köprü inşa ediyor. Bu köprü yeni bir anlaşma zemini oluşturuyor. Batılı bazı yazar ve alimlerden onun yazdıklarına karşı bir memnuniyet gördüm. Ayrıca bu hareketin eğitim yuvalarının da iki dünya arasında bir bağ görevi oluşturmasını dilerim. Bu olabilir bir şey. Bana göre bu iş başladı bile. Allah Celle Celaluhu'nun bu işi bereketlendirmesini diliyorum. Diliyorum ki İslam alemine karşı oluşturulan ve oluşturulmaya devam edilen bu kötü zan, şüphe ve korkular izale olsun. İrtiyab diye el alemi İslami. Hi, buenos días. Good. Mi padre. Merhaba. Salut. Excuse me. Sanhao. La madre. Adiós. Bye. Bonne nuit. Blau. You're welcome. Schwarz. Goodbye. Rot. Wan'an. Ohayou gozaimasu. Mi padre. Please. هنالك جهود كبيره ل İslam'a karşı büyük bir gayret var. Daha önce zikrettiğim gibi İslamofobiya meselesinin geçmişe dayalı kökleri var. Bu durumun tedavisi çok çalışmakla ve durmadan iletişim halinde olmakla olur. Bana göre bugün verilen çabanın bazı bölümleri çok da faydalı değil. Bu bölümlerin başında onlardan özür dilemek geliyor. Ve biz böyle değiliz, İslam terörist değildir gibi lafların tekrarı gibi. Çünkü bunu karşı taraf ne duyar ne de inanır. Ama yaşayarak, yazarak, gerçek İslam'ı ve gerçek Müslüman'ı tarif etmek için verilen çaba önemlidir. Buna ek olarak Müslümanlara da karşı tarafı tanıtmak, İslam karşıtı hareketler hakkında bilgiler vermek gerekir. Bu gayret bugünlerde Türkiye'nin sahip olduğu imkanlarla ve gene sahip olunan teknolojik imkanlarla iletişim faaliyetleri arttırılarak devam ediyor. Artık bu iş inşallah zamanla olabilir hale gelecek. Bu iş için karşı koyacak yeni bir edebiyata ve yeni bir fikri yapıya ihtiyacımız var.
İslam'ı ve kültürümüzü tanıtırken korku, acizlik ve kızgınlıkla değil, kendimize güvenerek tanıtmalıyız. Çünkü sinirlilik ve kızgınlık bize karşı olan bu saldırgansız ön yargısını daha da arttıracaktır. Ama gerçekte siyasi ve ticari anlamda hakları gasp edilenler Müslümanlardır. Bunun böyle olduğunu ispatlamak kabalık ve sinirli olmaz. Bunun yolu diyalog, anlaşma ve delil getirmekle olur. Atalarımızın yaşadığı o şahlı dönemlere dönmek için eğitimli ve sabırlı olmamız gerekir. Çünkü bugün ayakta olan ve en zirvesi de Amerika'da yaşanan kültür, eğitimde sabırla araştırmalarla ve tercümelerle olmuştur. Geçmişte bütün bunlara sahiptik. Alimlerimiz bu özelliklere sahiptiler. Hayatlarında zühdü esas almışlardı, lüks ve deptebe peşinde vakit kaybetmiyorlardı. Yıllar süren araştırmalar konusunda çok sabırlıydılar. Yaptıkları bu işi kutsi bir iş olarak görüyorlardı. Allah'ı bilme konusunda alimin önünde alemin açık bir sayfa olduğunu biliyorlardı. İlimleri metin ve şerhleriyle sınırlı değildi. İlim onlarda gerçeği araştırmak idi. İşte böylelikle Kur'an'a bağlı İslam kültürü ilim dünyası oluştu. İşte buna tekrar dönmemiz lazım. هذه المفاهيم يجب أن نعود إليها. Üzerinde ittifak edilen insani değerlerde küreselleşmeye ve milletler arasında kontak oluşturmaya uzanan bir yön vardır. Ama bazı insani değerler vardır ki üzerinde ittifak edilmemiştir. Üzerinde anlaşılmayan bu değerler bir çerçeveye sığdırılamaz. Çünkü birbirlerinin tersidir. Değerlerin küreselleşmesini ben şahsen tehlikeli buluyorum. Sadece Müslümanlar için değil, bütün bir insanlığa. Çünkü bütün insanlığın tarihin dönemeçlerinde insani değerlerini belirli vakitlerde yenilemeye ve değiştirmeye ihtiyacı vardır. Hoca Efendi, şu an yaşadığımız tarihi dönemeç itibariyle büyük bir sefalet olduğunu ifade ediyor. Büyük felaketler yaşanıyor ki bunların en az derecede olanı yaşanan ve dünyayı kan gölüne boğan dünya savaşları. Bundan ders almamız gerekir. Bu savaşlar neden kaynaklandı? Demek hatalı değerler var. Bunu kültürlerin düzeltmesi gerekir. İlk önce şunu iyi bilmeli ki, günümüz maddeci insani değerleri dosdoğru ve eksiksiz değil. Diyaloğa ve yeni bir bakış açısına açık. Açık olmadığını, edebi olduğunu ve son olduğunu düşünürsek, örnek olarak insan sadece madde için yaşamamalı. İşe başlarken bu değerlerin yenilenmeye açık olmadığını, ebedi olduğunu ve son olduğunu düşünürsek, o zaman her şeyi kabul etmemeye başlarız. Böyle olursa hızlıca gerileme başlar. Bir gün muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi ile karşılaşma imkanım olursa, ona Allah senden razı olsun, bizlere de dua et diyeceğim. Belki Allah Celle Celaluhu bizleri cennette beraber eyler. Sözlerimi bitirmeden bir parantezle Hira dergisini açmak isterim. Hira çok canlı, ebedi ve ilmi bir dergi. Ben onu çok okuyor ve istifade ediyorum. İnşallah herkese faydalı olmaya devam eder.